Sayın Böcek, beni duyabiliyor musunuz? Duyuyorum efendim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sayın Böcek, anlatır mısınız ne oldu, nasıl bir saldırı girişimiydi, nerede yaşandı, detayları öğrenebilir miyiz sizden? Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Konuklara selamlar. Teşekkürler. Şimdi tabii ki ben 29 yıllık siyasi hayatımda bütün siyasi partilere başarılar dileyen, yeterken hangi parti olursa olsun onlara da kolay gelsin deyip esnaf ziyareti yapan birisiyim. Bugün benim Antalya'nın en büyük sivil toplum örgütü esnaf odalarının 95 bin üyesi var. Onları ziyaret ettik. 75 oda başkanıyla beraberdik. Milletvekilimiz ve milletvekili adayımız vardı. İl başkanımız. Sonra da minibüsü, otobüsü ve servisi nakliyatçılarla beraber güzel bir büyük toplantı yaptık. Sonra bizim Antalya'mızın şarampol meşhurdur. Onun hemen kapalı yolun devamında saat 3 sularında inişim oldu oraya arabayla. Hemen yürürken beraber orada standları vardı. İnanılmaz derece yuh sesleriyle. Aslında bizim gençlik çok fazlaydı. Hep onlara sakin olmalarını, yapmayın etmeyin çocuklar derdisine. Dinlemediler, arbede yaşandı ama polis arkadaşlarımız sağ olsun onların da desteğiyle herhangi bir olayı büyütmeden önlemiş olduk. Allah korusun bizim çok fazla gençliğimiz vardı. Orada gençlerin hepsi bizim ama onları da iyi anlıyoruz. Herhalde birileri mevkidaşım Ekrem İmamoğlu, onun için Cumhurbaşkanımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun işte otobüslere taşlar, buna benzer şeyler yapmaları herhalde pazar günkü seçimle alakalı. O yüzden gerçekten Türk turizminin, tarımın başkenti, o kadar da 15 milyona yakın yabancı konukları ev sahibi yaptığımız yerde bunlar yakışmadı. Sayın Beycik, biz her türlü saldırıyı en olası en vahim sonuçlarıyla değerlendirmenin doğru olduğunu düşünüyoruz ki o zaman anlaşılsın. Şimdi burada olası en vahim sonuç ne olabilirdi bu saldırı girişiminde size yönelik olarak? Allah korusun yani bu gençliği tutmak mümkün değildi. Orada linç olurdu, linç yaşanırdı. Ben hayatım boyunca hep barıştan yana oldum. Atamızın yurtta sulh, dünyada yani her yerde sulh. Biz barıştan yanayız. Ve şunu söylemeye çalışıyorum. Yani kendileri gerdiler, kendileri ortamı tabii büyüklerimiz de bu anlamda dikkat etmeleri gerekiyor. Ancak mevkidaşım Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı yardımcımız biliyorsunuz. Erzurum'da da aynı şey başımıza geldi. Her yerde buna benzer provokatör olacaktır. Çok kolay değil. İktidarı bırakmak istemiyorlar herhalde ki. Ama Allah'ın izni milletimizin desteğiyle önümüzdeki süreçte bütün vatandaşlarımızın huzurlu ve mutlu olduğu birçok gençlerimizin geleceğe umutla baktığı güzel günler var pazar günü. Biz her şeye rağmen sağduyulu olacağız. Demokrasiye inanmaya devam edeceğiz. Sağlıklı bir, huzurlu bir şekilde tam da gidip oyumuzu kullanacağız. Şartlar ne olursa olsun Halil İbrahim sofrasını onun için Cumhurbaşkanımızı büyütmüştür. Genel başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Ve biz bu azimle kararlılıkla pazar günü sandığa gideceğiz. Gençlerimizle, kadınlarımızla, çocuklarımızla o gün anneler günü aynı zamanda ellerinden öpüyorum. Ve bu vesileyle biz taş atanlar değil, kalp yapanlar kazanacağına inanıyoruz. İnşallah daha özgürce, güzelce yaşayacağımız, bütün vatandaşlarımız mutlu olacağı yeni bir yönetim gelecek. Peki. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e yönelik bu saldırı girişimini ele aldık. Çok teşekkür ederim ve çok geçmiş olsun Sayın Böcek.